Evet, bugün meme kanseri hakkında kısa bir bilgilendirme söyleşisi yapacağız. Meme kanseri bilindiği gibi kadınlarda sık rastlanan bir kanser türü ve ülkemizde de genel cerrahide meme kanserlerini polikliniğimizde, kliniklerimizde sıklıkla görüp tedavi ediyoruz. Meme kanserinde nelere önem veriyoruz, neler önemli? En önemli konulardan biri tabii ki meme kanserini erken teşhis etmek ve tedavisini de erken safhalarda tedavisine de başlayabilmek. Bu anlamda ülkemizde zaten hem Sağlık Bakanlığımızın hem de diğer meslek örgütlerimizin güzel çalışmaları mevcut. Yine bizim kendi hastanemizde de yürüttüğümüz meme kanseri tarama programlarımız bu konuda aktif olarak çalışmakta. Burada tabii elimizdeki en önemli silahlardan biri mamografi. Mamografik tetkiklerde özellikle 40 yaş üstü bayanlarda yaptığımız taramalarla meme kanserlerini erken teşhis edip tedavilerini de erken safhalarda yapmayı amaç ediniyoruz. Meme kanserinin tanısını nasıl koyuyoruz? Tanı koymada hangi evrelerden hastalarımız geçiyor? Meme kanserinde görüntüleme yöntemleriyle şüpheli bulduğumuz lezyonları biyopsiyle verifiye ediyoruz. Yani biyopsiler alarak bu şüpheli lezyonlardan meme kanseri tanısının doku düzeyinde de olmasını istiyoruz. Ve doku tanısı aldıktan sonra da bu hastalarımızın tedavi şemalarını oluşturuyoruz. Tedavi şemalarını oluştururken hastalarımızı evreleyerek hangi evreye ait bir meme kanseri olduğunu tespit ettikten sonra çeşitli tedavi metotlarımız var. Kısaca bahsedersek, bazı hastalarımız lokal ileri evre meme kanseri dediğimiz gruba giren hastalarımızda ameliyat yapmadan önce bu hastaların kitlesel lezyonlarına yönelik neoadjuvan dediğimiz ameliyat öncesi tedavilerimizi uyguluyoruz. Ve bu hastaları bu aşamadan sonra ameliyat ediyoruz. Ameliyat safhasına gelen hastalarda da meme koruyucu cerrahi dediğimiz, memenin tamamını almadığımız, tamamını çıkarmadığımız, sadece hastalıklı dokunun bir miktar çevre sağlam dokuyla birlikte çıkarıp meme başını ve memenin önemli bir bölümünü koruduğumuz meme koruyucu cerrahileri uygulayabiliyoruz. Fakat ileri evre lezyonlarda meme koruyucu ile tedavi edemeyeceğimiz vakalarda mastektomi dediğimiz memenin tamamının alınma yoluna gidiyoruz. Tabii bunların hepsi hastanın birçok parametresiyle birlikte karar verilen bir süreçte gerçekleşiyor. Biz de kliniğimizde meme cerrahisi ile ilgili, özellikle meme kanseri cerrahisi ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hasta kabullerimizi sürdürüyoruz ve bu hastalarımıza hizmet vermeyi devam ettiriyoruz.